Siirt 1. Foto Safarisi başladı. 3 gün sürecek olan foto safaride Siirt'in tarihi eserleri ve doğal güzellikleri çekilecek. Etkinlik kapsamında çekilecek fotoğraflar arasında da ödüllü fotoğraf yarışması düzenlendi. Siirt Valiliği himayelerinde Siirt 1. Ulusal Foto Safari etkinliği basın lansman toplantısı Vali Belediye Başkan Vekili Osman Hacı Bektaşoğlu'nun başkanlığında gazeteci, belgesel yapımcı hemşerimiz Coşkun Aral ve jüri üyelerinin katılımı ile Kızartepesi Parkı Sosyal Tesisinde yapıldı. Vali Osman Hacı Bektaşoğlu burada yaptığı konuşmada ilimizin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri üzerinde durdu ve yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı. Siirt'in yeniden keşfedilmesi gerektiğini belirten Vali Hacı Bektaşoğlu, herkesi bu alanda çalışmaya ve Siirt'i yeniden keşfetmeye davet etti. Bu safari fotoğraf yarışması çok değerli jürisi ve Siirt'ten katılan dışarıdan gelen çok değerli fotoğraf sanatçısı, fotoğraf meraklısı arkadaşlarımız ki bir kısmı şu anda Siirt'te program başladı esasında arazide olanlardan. Hepiniz hoş geldiniz. Ben öncelikle bu etkinliğin oluşmasında Siirt'in yetiştirdiği çok önemli insanlardan, değerlerden, fotoğraf sanatçısı, bütün dünyayı bilen, Türkiye'yi bilen ve dünyanın da Türkiye'nin de bildiği Sayın Coşkun Aral'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliği düzenlememizde bize katkı sağladılar, teşrif ettiler. Çok değerli sanatçıları, dostlarını Siirt için seferber ettiler. Tabii değerli arkadaşlar, biz çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Tarihiyle, kültürüyle, tabiatıyla, coğrafyasıyla çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Siirt'te yaşıyoruz. Uluçay, Botan Vadisi'nin olduğu, akarsuların, nehirlerin, dağların, işte Herakul Dağı, Ciraf Dağı, Tandır Dağı, yine birçok kanyonların olduğu bir coğrafyada. Tabii insanlık tarihine dair 13 bin senelik izlere rastlanan bir coğrafyada yaşıyoruz. Nereden? Çattepe'den bahsediyorum. Burada yapılan kazılarda elde edilen buluntular ve şu anda Batman Müzesi'nde sergileniyor. İnşallah çok kısa zamanda Siirt Kent Müzesi'ni yaptığımızda bütün bu buluntular kent müzemizde sergilenecek. İnsanlığa dair çok eski izlerin 2500 yıllık Botan Vadisi'nde 2500 yıllık Akabe yolunun olduğu, yine caz evlerinin olduğu, yine çok büyük alimlerin, medreselerin var olduğu ve çok büyük alimlerin yetiştiği, ilim yaptığı, ilim tahsil ettiği, eserlerini ortaya koyduğu bir yerde yaşıyoruz. Yine bugünkü haliyle çok bunların çok önemli tarihi izlerini taşıyan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bugün sofrasıyla, kültürüyle, üretimiyle, tabiatıyla çok güzel bir memleketimiz var, Siirt. Biz şimdi Siirt'in kalkınması için Siirt'in tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Önce Siirt'i bizim yeniden keşfetmemiz lazım. Biz tanımamız lazım ve Siirt'i bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtmamız lazım. Bunu tanıtırken de Siirt'in çok ciddi bir turizm altyapısına ihtiyacı var. Eş zamanlı olarak planlamamız çerçevesinde de bu altyapıyı gelen insanlarımızı tabiatı bozmadan, tabiata dokunmadan, zarar vermeden bu altyapıyı oluşturarak gelen insanlarımızın istifadesine sunmamız lazım. Bu Siirt Foto Safari Etkinliği, 1. Siirt Foto Safari Etkinliği tam da bunun için yapılmıştır. Bunun için yapılan birçok çalışmadan bir tanesidir. Çok önemli bir çalışmadır. Çok önemsiyoruz. Hep beraber 3 gün boyunca fotoğraf sanatçılarımız, fotoğraf meraklılarımız Türkiye'den, dünyadan, Siirt'ten
şu anda 3 gün boyunca Siirt'i gezecekler. Siirt'i fotoğraflarıyla tanıyacaklar, çekecekler ve bunu dünyaya, Siirt'e, dünyaya gösterecekler. Ben tekrar bu foto safari etkinliğinde bulunan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Katılan fotoğraf sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve bu etkinliğin düzenlenmesinde ve bir dizi etkinlikte yine beraber çalışacağımız Sayın Coşkun Aral'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tabii Siirt yeme içme kültürü, sofrası, çok zengin bir soframız var. Neyimiz var? Büryanımız var, perde pilavımız var, kitelimiz var, mumbarımız var. Daha birçok adını sayamadığım tatlımız var. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda kitel yemeği öğrendiniz mi dediler. Ben de öğrendim dedim. Daha önce çünkü Siirt'te çalışmıştım. Tabii kitel Siirt'e özgü bir içli köfte. Yani bunu Coşkun Bey'in yanında, Siirtleri yanında benim anlatmam çok yanlış anlatacağım, eksik anlatacağım ama ben yine anlatacağım bildiğim kadar. Tabii kitelin özelliği bıçak arası, et, kıyma, tam kıyma kıvamında değil, biraz da kalın eti çiğden, hamurun içine çiğden yerleştirilerek, haşlayarak yapılan içli köfte. Yani bunun, reyhan koyarlar bir de. Evet, bakın eksik anlatacağım demiştim ama söz vermiştim, eksik anlattım. Yani şeyde sorun yok. Şeyde reyhan, tabii bunu Coşkun Bey'den de dinledim. Kıymasız olanı var, soğanlı olanı var değil mi? Yani her zaman ev hali. Etsiz olanı da var. Etsiz olanı var. Yani ev ekonomisi her zaman bir olmuyor. Kıymanın etin olmadığı zamanlar soğanla yapılıyor. Çok değişik halleri var. Mesela kitelin böyle bir hikayesi var. Siirt büryanı Bitlis'te de yapılıyor. Ama Siirt'te de çok güzel yapılıyor. Orada da çok güzel yapılıyor. Ama çok özel bir tat olduğunu söyleyebilirim. Büryanı ben üniversite yıllarımda yemiştim. İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Yani o kadar temiz, o kadar nezih bir yemek ki pişirme usulü hiç dokunmaz. Mesela ben çok yedim, her zaman yiyorum, misafirlerime yediriyorum. Ama hiçbir şekilde rahatsız edecek bir yiyecek değil. Tabii Siirt'in Siirt fıstığı, zivzik narımız var. Tayfi üzümü Siirt'e özgü bir tür. Çok güzel sofralık bir üzümdür. Yine inşallah bu etkinliğin bir diğer ayağını bağ bozumunda, yine fıstık hasadı zamanı da aşağı yukarı üzüm bağ bozumu zamanına denk geliyor. İşte Eylül'ün birinci, ikinci haftasına kadar uzuyor fıstık hasadı da. Yine aynı zamanda tayfi üzümü de o zamanlar oluyor zaten. İnşallah o zamanlar bir araya geldiğimizde bunu görürüz. Tabii pervari balımız var. İskambo pekmezimiz var. Tabii bizim İskambo Şirvan'ın bir köyü. Ben yediğim bugüne kadar en lezzetli pekmez. Yani bu da üzüm pekmezi. Siirt'te de yapılıyor. Her yerde yapılıyor. Hatta bizim Trabzon'da bizim kokulu üzümden yapılıyor. Çok daha güzeldir, çok pahalıdır. Ama İskambo pekmezi gibi bir pekmez ben tatmadım. Bunu söylüyorum. Müthiş bir tat, müthiş bir yöntemden veya kullanılan topraktan süzmek için. Tabii Siirt'in bir peynir kültürü vardır. Otlu peynir. İnsanlar bunun için ritüeller vardır. Her evin bir peynir zamanı vardır. Peynir depolar. Siirt'te yaşayan bu köylü, kentli, hangi işle uğraşırsa uğraşsın ve Siirtli dünyanın, Türkiye'nin, belki dünyanın uzak yerlerine gidebiliyorum bilmiyorum ama en azından İstanbul Yalova'dakileri biliyorum. Mutlaka bir peynir, yıllık peynir tedariki vardır. O peyniri babasının, dedesinin hazırlattığı insanlar vardır, yaptırdığı insanlar vardır ve aynı zincirle, aynı kişilerden o peynir hazırlanır ve mutlaka stoklanır. Onun stoklanacağı balkonu, bodrumu, deposu, peynirciler, bunu tutulacağı peynirci dükkanları vardır. Ayrı bir hazırlanması, satışı, evde durması, sofrada ayrı bir hikayesi var. Peynir hikayesi, otlu peynir hikayesi. Pervari balı deyip geçmeyelim.
Şu anda Çemikare Yaylası vardır. İşte bizim Okçular köyünden başlar. Eruh Okçu işte Siirt'in güney doğusunda Pervari'nin Doğan köyü işte kuzey doğuda Doğan'da biter Herakol Dağı. Herakol Dağı'nın batısında boylu boyuna Çemikare Yaylası vardır. Çemikare Yaylası başlı başına bir değer. Hayvansal üretim için ve bal üretimi için ve aynı zamanda orada yine tarım arazileri de vardır. Başlı başına bir değer. Orada üretilen bal ki şu anda Pervari'de kurulan kooperatif vasıtasıyla belli bir bölgeye kesinlikle dışarıdan arı sokulmuyor ve dışarıdan hiçbir katkı maddesi, şeker, herhangi bir yiyecek sokulmuyor ve o kovanlar sadece orada barındırılıyor ve tamamen doğal bal üretimi yapılıyor. Tabii geçmişinde bu vardır. Yani Pervari balı, Siirt balı geçmişinde tüm bal üretimi bu şekilde yapılıyor. Ve balın yapılan analizlerinde çok değerli, çok kıymetli bir bal olduğu ortaya çıkıyor. İşte bütün bu değerlerimizi yeniden keşfetmek, önce Siirt'te yaşayanlar olarak, tabii burada ben bir yıldır Siirt'te görev yapıyorum değerli arkadaşlar. Tabii Siirt'i çok iyi biliyorum iddiasında bulunmam mümkün değil. Ama bunu şunun için söylüyorum. Burada bu masada olan arkadaşlarımız da var. Siirt'te ömrünü geçirmiş, kültür işlerine, tarihine çok meraklı arkadaşlarımız. Ama biz biliyoruz demeyelim, hepimiz birden yeniden keşfedelim. Ben şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. İlk geldiğim günler tabii Tillo'ya gitmiştik. Orada tabii Tillo, İsmail Fakirullah Hazretlerinin, İbrahim Hakkı Hazretlerinin medresesinin olduğu, yani üniversitelerinin olduğu, ilim tahsil ettikleri, eserlerini yazdıkları yerler, uzayı gözlemlediği yer İbrahim Fakirullah Hazretleri'nin ve hocası Fakirullah Hazretleri öldüğünde ona bir, demek ki öldükten sonra mı bilmiyorum hikayesini, öldükten sonra mı ölmeden önce mi tasarladı bilmiyorum. Hocası öldükten sonra ışık hadisesi, yani ekinokslarda günün ilk ışığını bir burçtan alıyor, bir kale yapıyor ve bir kule yapıyor. Hocasının türbe yapıyor. Türbenin orada bir delikten ekinokslardaki ilk ışığı hocasının başına düşürüyor. Başucuna düşürüyor ve hocamın başına düşmeyen güneşi neyleyim diye bir sözü vardır İbrahim Hakkı Hazretleri'nin. Biz Siirt'i biliyoruz demeyelim. Siirt'i yeniden öğrenelim, yeniden keşfedelim. Hep beraber keşfedelim. Bütün Türkiye'yi anlatalım, dünyayı anlatalım, tanıtalım ve gelen misafirlerimizi de hem anlatalım hem de gezdirelim. Bugünden itibaren hep beraber yeniden Siirt'i keşfetmeye hep beraber başlıyoruz. Bu etkinlikle bu çok daha güzel bir başlangıç olacak, çok daha farklı anlamlar kazanacak. Bir de bir işi nam olsun kar olmasın diye yapmıyoruz. Nam da olacak, kar da olacak. Siirt'in turizmine de çok önemli katkıları olacağını düşünüyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Özellikle Botan'ın milli park olarak ilan edilmesi, Botan Milli Parkı'nın milli park olarak ilan edilmesi ve oradaki çalışmalar için Botan Milli Parkı Siirt için çok büyük bir imkandır. Siirt turizmi için çok büyük bir imkandır. Şu anda uzun dönem gelişme planı tamamlandı. Oradaki bütün aktiviteler, yani tarihi kültürel değerler, doğal değerler, oradaki hayvan türleri hepsi korunarak orada bütün fonksiyonlar planlandı. Ve 1-2 sene içerisinde o fonksiyonlar insanların gelip gezmesi için, aktivitelere yönelik, konaklamaya yönelik, yine milli parkın ruhuna
ve bütün onun anayasası o uzun dönem gelişme planına uygun olarak tasarlandı. 1-2-3 sene içerisinde onların hepsini tamamlayacağız ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde Siirt'te sadece milli parkımızı görmeye 1 milyon kişi hedefliyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışacağız. İşte bu ve benzeri etkinlikler ve sizlerin bize vereceğiniz güç, destek, cesaret ve sizin gözleriniz, sizin fotoğraflarınızla biz hem daha iyi tanıyacağız, hem Türkiye, hem dünya Siirt'i daha iyi anlatacağız, tanıtacağız ve bundan sonraki çalışmalarımızda da sizleri görmek istiyoruz. Ben tekrar bu etkinliğin düzenlenmesinde destek olan, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılacak fotoğraflar aralarında genel yayın yönetmenimiz Ayhan Mergen'in de bulunduğu, ülkemizin önde gelen fotoğraf sanatçısı ve gazetecilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmanın seçici kurulu şöyle: Demirören Görsel Medya Direktörü Bünyamin Aygün, fotoğraf editörü Murat Kür, fotoğraf sanatçısı Erol Doğaner, gazeteci TRT Gece Haberleri sunucusu Fuat Kozluklu, fotoğrafçı editör Ömer Serkan Bakır, gazeteci yazar Ayhan Mergen, fotoğrafçı Tanin Helvacı.